Herkese merhaba. Bugün Dahan Özil ile birlikteyim. Galeri Artist'in sahibi ve koleksiyoner Dahan Özil ile birlikteyiz. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Dahan Bey. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mersi. Şimdi tabii ki biliyorsunuz yeni sezonun arifesindeyiz. Ve ben tabii ki Dahan Bey'e geçen sezonu sormak istiyorum. 2023-2024 sezonu acaba Dahan Bey ne düşünüyor? Kendi galerisinde nasıl geçirdi? Ve Türk sanat ortamındaki durumu nasıl değerlendirir acaba? Ekonominin mutlaka sanata yansımaları oluyor. Biz de bundan nasibini aldık sektör olarak. Ancak enseyi karartmamak gerekiyor. İyi sergiler yapan çok galeri olduğu gibi bizde de yaklaşık 10'a yakın sergi yapıldı. Aylık düzenli olarak sergiler yaptık. Bunlardan en son olan Belçika'dan getirmiş olduğumuz Guy de Gruyter'le Harald Tyson birlikte gerçekleştirmiş oldukları video, heykel, bunun yanı sıra çizimleri, bunun yanı sıra enstalasyonlarını sergiledik son olarak. Bu sergiyi biraz uzun tuttuk, 1,5 ay gibi. Çok başarılı geçti, izleyicileri bulundu. Türkiye'de açmış oldukları ilk sergiydi. Uluslararası müzelerde çok sergi yapmış sanatçılar bunlar. Ondan önce ağırlıklı olarak Türk modern sanatçılarından ve uzun süre sergilerini görmediğimiz heykel sanatçılarını ağırlıklı olarak sergiledik. Çok başarılı da olduğunu düşünüyorum. Büyük ustalardan, Turgut Zaim'den tutun işte, efendime söylüyorum, Sadi Diren'den, efendime söylüyorum, Atilla Galatalı'dan bir seri modern Türk heykeltıraş ve ressamlarını sergilerini yaptık. Bunlar da çok başarılı geçti. Özlemişti insanlar bu sergileri, sanatçıların eserlerini görmeyi. Ve izleyici açısından da, satış açısından da başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu az önce bahsettiğiniz Türk sanatçıları karma sergi olarak mı? Hayır, yani, hepsi kişisel sergiydi. Evet. Hepsi kişisel ben sergiydi. Ben kaçırmışım o zaman, kusura yani, bakmayın. Evet. Bekleriz her zaman bundan sonraki sergileri. Evet, inşallah. Şimdi peki genel olarak sizce Türk sanat ortamı bu geçen sezonu nasıl geçirdi? Galerici arkadaşlarınız ya da ortama baktığınızda? Şimdi çok eskiyle kıyasladığımızda yani Türkiye ekonomisinin görece olarak daha iyi olduğu 2010'la 2008 ile 2015-16 arasındaki dönemle kıyasladığımızda çok geride bir sanat ortamı var. Ekonomik anlamda söylüyorum bunu. Kültürel anlamda değil. Çok iyi sergiler yapılıyor halen. Evet. Ama o günkü alıcı kitlesi bugün maalesef yok. Özellikle de son bir yıl oldum olmadım bilmiyorum. Bu faizlerin çok yükselmesiyle birlikte sanat alıcıları beklemede. Satıcıları da, koleksiyonerler de elinden çıkarmak istediklerini satmak istemiyorlar. Bir böyle birkaç aydır durgunluğun böyle had safhaya geldiği bir süreç yaşanıyor. Evet. Ama bu böyle gitmeyecek. Eylül-Ekim sezonu bekliyor herkes. Hı hı. Ben yine 99 depreminden sonra bile evet, hemen 15-20 günde insanlar kendilerini toplamışlardı, sanat alıcıları, satıcıları. Hı. Burada da ben Eylül'de iyi bir pazar bekliyorum. Hı hı. İyi bir market olacağını düşünüyorum. Evet. Peki yeni sezon hazırlıklarınızı sorabilir miyim ya da bize böyle bir tiyolar verebilir misiniz? Kimlerin sergileri olacak gibi? Önümüzdeki yıl
Galeri Artist Roma'yı açıyoruz. 5 yıldır çalıştığımız bir süreç sonuçlandı. İki galeri de eş zamanlı aynı sanatçının sergilerini açacağız. Ama isimler şu anda net belli değil. Evet. Bir sıralama var. 25'e yakın bir isim var. Hı-hı. Hangisinde başlayacağız, nasıl devam edeceğiz? Hı-hı. Şu anda net oturmadı. Oturdu, evet. Oturmadı da bir yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Arkadaşlar çalışıyorlar. Evet. Ama güzel sergiler olacağından emin olabilirsiniz. Eminim, evet. Peki Dağhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiniz bize. Gelirimize şeref verdiniz.